biçimlerini konuşalım. İkinci dilim de Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz, merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Biraz çok teşekkürler, sağ olun. Günün tam ortasında işte böyle bir Amerika okuması yapmanızı da bekliyorum gerçekten. Çünkü hani dün bir baktıkken Trump önde görünüyor gibi. Yani bir geri gibi, bir karışık açıklamalar yapıyorlar. İşte hem sosyal medyadan hem de canlı yayında. Şimdi Trump önde görünüyordu. Bugün bakıyoruz Biden ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Ne dersiniz? Rüzgar bir gecede değişti. Aslında seçim sonuçları açıklanmaya başladığında Amerika'yı yakından takip eden herkesin söylediği bir şey vardı. O da özellikle posta yoluyla kullanılmış oyların dikkate alınması gerektiğiydi. Normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde işte 60 milyon civarında posta yoluyla oy kullanılırken bu sefer korona salgını nedeniyle bunun çok daha fazla olacağı tahmin ediliyordu. Ve sanırım 100 milyonu da geçmiş durumda bu sayı. O nedenle bu oyların önemli olduğu düşünülüyordu. İkincisi de yine Amerikalı uzmanların söyledikleri, geleneksel olarak demokrat oylar daha çok posta yoluyla veya demokrat seçmenler daha çok posta yoluyla oy kullanıyorlar. Cumhuriyetçilerin sandığa gitme oranları daha yüksek oluyor. Üstelik bu seçimde Cumhuriyetçilerin ve Trump yönetiminin korona konusunda meseleyi ciddiye almama, buna karşı durma gibi bir pozisyonları da vardı. Dolayısıyla bu oyların, posta oyuyla kullanılan oyların büyük ölçüde Biden tarafına geleceği tahmin ediyordu. Ve nitekim tabii o iş daha uzun. Direkt oy kullananlar, sandığa gidip oy kullananları saymak daha kolay ve hızlı. Tabii, tabii. Ötekinin daha uzun süreceği belliydi. Nitekim işte Pensilvanya örneğinde Cuma gününden önce sonuçlar çıkmaz deniyordu ve işte şu anda Perşembe'ye gelmiş durumdayız. Bugün Perşembe işte, gelmiş durumdayız. Cuma'da evet, zaten yani çok... bu akşam ve yarın, en geç yarın öğlene doğru herhalde hep bütün oyların netleşmiş olması gerekiyor. Tabii Trump yönetiminin mahkemeye gittiği çeşitli yerler var. Oradaki tartışmayı çok kısaca söylersem... Dört eyalette sayım süreciyle ilgili dava açmaya hazırlanıyor hocam, değil mi? Yani şimdi... Neyin sayılıp neyin sayılmayacağıyla ilgili tartışma evet. var. Çünkü örneğin Pensilvanya'da diyor ki Pensilvanya meclisi, eyalet meclisi evet. seçim günü yani 3 Kasım günü postaya verilmiş olan oylar bize ne zaman gelirse gelsin, 3 gün içinde gelirse eğer biz bunu sayarız diyor. Trump yönetimi de diyor ki hayır, 3'ü ne kadar teslim edilmiş olanlar sayılması gerekir. Bu konuda zaten birkaç yargı kararı oldu farklı eyaletlerde. Şu ana kadar tutturabilmiş değil Trump yönetimi söyledikleri. Ama yine de mahkeme süreçlerini çalıştıracakları anlaşılıyor farklı yani. Aynen. Şimdi şöyle yani iki kişinin yani Biden'ın ve Trump'ın aslında bakıldığında işte Amerika okumasından tutun da dünya okuması, demokrasi kavramı, anlayışı hepsi farklı. Belki böyle biraz da böyle netleştikten sonra zaten Biden önde hani net belli ama hani denge ne olur onu bilmiyoruz. İşte bir taraftan seçim mahkemede bitebilir, Trump Beyaz Sarayı terk etmeyebilir. Genelkurmay Başkanı gerçi açıklama yaptı da onu çıkarmak bizim işimiz değildir demişti ama hani ne olur gerçekten onları bilmiyoruz. Onları bilmediğimiz için de o yüzden hani bugünden şimdi Biden gelirse ne olur işte Trump zaten hali hazırda biliyoruz işte gördük de tecrübe de ettik zira. O sorular belki hani bu akşam sonrası belki yarının sorusu ve cevapları. Ama hocam çok özür dileyim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı da ziyaret etmiş. Covid'den biliyorsunuz kendisi de hastanede tedavi altında. Canlı olarak getirdik. Mustafa hocamı bir göreyim. Genel bir toparlamada hocamdan rica edeyim. Hocam malum böyle canlı yayınlar oluyor normal. Işte, bu Beyaz Sarayı terk edip etmeme meselesi var. Bir diğer taraftan işte bir mahkeme meselesi var. Ne olacak ne bitecek gerçekten. Bir de bugün Sedat Ergin'in güzel bir analizi var. Diyor ki yani bir bakıldığında bu sonuç Amerika Birleşik Devletleri'nin kültürel, sosyolojik ve siyasi hatlar üzerinde kendi içinde bölünmüş. Ortak paydaları zayıflayan bir ülke olduğu gerçeğinin tescil edilmiş olmasıdır. Gerçekten demokratlar, cumhuriyetler hep seçim olur biter. Hani bir şekilde o diyaloglar devam eder ama sokağa bu kadar keskin ve kutuplaşmış bir şekilde yansımasına sanki
ilk defa mı şahit oluyoruz? Ne dersiniz? Trump'ın etkisi var herhalde burada. 20. yüzyılın ikinci yarısında ilk defa tanık oluyoruz. 19. yüzyıl öncesinde Amerika'da buna benzer ortamlar oluşmuştu. Evet. Fakat son insan hafızasında olan dönemde ilk defa bu kadar kutuplaşmış bir Amerikan siyaseti görüyoruz. Bu tabii aynı zamanda dünyadaki pek çok ülkede ve Türkiye'de dahil görmekte olduğumuz bir trend. Bunun şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son yansımalarına tanıklık ediyoruz. Ve nitekim baktığınızda tartışmalara, oylamalarla ilgili, sayılacak oylarla ilgili tartışmalara, argümanlara vesaire. Herkes, Türkiye'de yaşayan herkes bir önceki seçimleri hatırlıyor. Tabii. Ve Türkiye'de çok benzer tartışmalar yaşamıştık diyoruz. Aynı tartışmaları ama İngiltere'de de yaşandı, Macaristan'da da yaşandı. Dolayısıyla küresel bir trendten söz etmek mümkün. Şunu da söyleyeyim, hani genel olarak konuştuğumuz için çok ayrıntıya girmiyoruz. Tabii. Bu seçim Amerika Birleşik Devletleri'nde 1900 yılından bu yana, yani 120 yıldır en yüksek katılım oranına ulaşmış seçim. Yani kutuplaşmanın olduğu noktalarda ve gerginliğin yükseldiği yerlerde katılım, biliyorsunuz, oy kullanma oranı artıyor. İnsanlar tabii, daha tepki, tepkidir ve heyecanlıdır, evet. Ve tepki, evet. Üzerine... Aksi halde... Evet. Biliyorsunuz Batı Avrupa'da ve Amerika'da genellikle çok düşük olurdu katılım, tabii, seçimlere. Çünkü partiler arasında çok büyük bir fark gözükmezdi. Fakat Amerikalılar, biz Türkiye'de çok aşinayız bu tartışmaya. Amerikalılar bu tartışmada Amerika'nın geleceğini oyluyoruz diye gittiler. Ne yani, o zaman şey mi ya, iki Amerika mı yarışıyor aslında? İki Amerika yarışıyor ve enteresan bir şey, yani ilk defa bir Amerikan başkan adayı 70 milyon oy sınırını aştı. Biden bu sınırı geçti, şu anda 72 milyon ve Trump da buna çok yakın aslında ve yani iki rekor birden kırılacak, hangisi kazanırsa kazansın popüler oy anlamında. Ve yine Trump'ın bunu kaybetse bile seçimi, geçen seçimin üzerine 5 milyon oy koyduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yani geçen seçimde aldığının 5 milyon üzerinde oy aldı. Bence o da tartışılmaya ve konuşmaya enteresan, değer bir şey. Çok önemli. Yani gerçekten işte Trump hali hazırda, yani hani yaptıkları da ortada, politikası, tavrı, evet, Amerika'yı okuma biçimi, demokrasi, göçmen politikası, bir dolu bir şey, sağlık politikası vesaire vesaire. Ama işte çok ciddi bir oy artışı da var. Yani kutuplaşma politikası böyle bir şey. Böyle, evet. Ya sizin ölümüne sevenler oluyor ve ölümüne nefret edenler oluyor. Ve Trump aslında son dönemdeki pandemi şartları olmasaydı bu seçimi büyük farkla kazanabilirdi. Kazanabilirdi. Çünkü aslına bakarsanız İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Amerika'daki en düşük işsizlik oranına ulaşmıştı. Tabii, ekonomik açıdan. Ve Amerikan halkı için en önemli şey ve pek çok ülkede olduğu, tabii, gibi ekonomidir, iş aştır. Fakat pandemi şartları ve pandemi dolayısıyla 40 milyon yeni işsiz katıldı bu Amerika'daki işsiz sayısına. Bu tabii çok büyük bir darbe hem Amerikan ekonomisi için hem, tabii, Trump yönetimi için. Evet. Dolayısıyla böyle bir sonuç ortaya çıkıyor şu anda. Profesör Doktor Mustafa Aydın, yani hocam aslında bir başkanlık seçimi yapıldı. Evet, kim kazanacak, o kimin kazanacağına ilişkin oturacağız, konuşacağız, masalar kuracağız, tartışacağız. Belki sizler de uzmanlar olarak uluslararası açıdan bakıldığında okuma yapacaksınız ama herhalde Sedat Ergin'in dediği gibi başka bir sonuç var. Bütün berraklığıyla tüm dünyaya gösterilen, yani iki Amerika ve sokak başka bir şey söyledi. Ve ilk defa biz sokağın bu kadar kutuplaşmış bir şekilde hezeyanına şahit oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Aydın. Sağ olun katkılarınızdan, evet, dolayı efendim.